Bunu çeken arkadaş kurba da aslında bir kurba gibi tarafa tekstil anlatmak için. Tam olarak laboratuvar. Evet, çekildi. Gruba atmamız lazım arkadaşlar. O küçük gruba bir tane tarafa tekstil anlatmak için. Listeyi vermedik. Evet, şimdi geçen hafta ne anlattık? Arterleri anlattık. Bu hafta benler anlatacağız. Arterler nasıl görünüyor diye ona bakacağız arkadaşlar. Kapilerleri anlatacağız. Yani toplayıp kapatacağız, tamam mı? Şuradan bakalım. Giriş yapalım. Geç geç geç. Geç kalıyorsun. Evet şimdi arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi geçen hafta arkadaşları göstermiştik. Şimdi ben de bakalım arkadaşlar. Evet. Dil. Elastik ben arkadaşlar. Tamam mı? Bu ayaması Orsay'ın gördüğünüz gibi kahverengi dikleri gösteren bir şey var. Bunlar artık hızlı geçiyoruz. Onları anlatacağız. Öncelikle ne demiştim ben geçen de? Bu zaten tipik bağ dostu görmüştü arkadaşlar bana. Demek ki burası bir tanesi ya. Burası abdesti, burası ne diye bakayım. O zaman zamanları nereye bakalım. Şimdi, tunika intima, şöyle iç taraf, tunika media, şöyle hemen hemen parça burada bitiyor. Tunika adventisi arkadaşlar. Bu bir damar olduğuna göre arterde ben de önce ona baktınız. Bakın arkadaşlar medya bu kadar. Adventisya bu kadar. Adventisya medyadan daha kalın olduğu için arkadaşlar. Bakın şöyle sınırdan çok burada bitiyor. Bakın adventisya medyadan daha kalın olduğu için bu bir ven. Peki nasıl bir ven? Arterin geçen hafta göstermiştik çok kalın ve net olduğuna dikkat ediniz arkadaşlar. Yani damarı çok kalındır ve adventisyadan kesinlikle net olarak büyük olduğu görülür. Arterler ama venlerde biraz daha damar duvarı biraz daha ince. Çok kalın değil arkadaşlar. Bakın şu kadar ölçerseniz hemen bir karış. Şöyle burası bakın bir iki karış. O yüzden bu bir ven arkadaşlar. Peki nasıl bir ven ona bakalım. Bitiyoruz benlerimizi. Evet. Geçen hafta da anlatmıştık arkadaşlar. Bakın elastik lamelleri şöyle şu koyu çizgi lamelleri ve kıvrımlı olacak arkadaşlar unutmayın. Şöyle kıvrımlı. Tamam mı arkadaşlar? Kıvrımlı burada damar duvarından tunika medyanın her tarafında görüyor. Yanlışım artık arkadaşlar. Damar duvarını her tarafında görüyorsa ne diyoruz? Damar duvarı az çok arkadaşlar. Aslında şurada bitiyor bakın. Tunika medya az çok burada bitiyor. Çünkü lif yolluğu bundan sonra kayboluyor arkadaşlar. Geçin. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Geçin hızlıca. Şey giriş yapamadık. Oturun herkes tamam mıyız? Anlatacağım. Çok şey yapıyorsunuz yani. Ses oluyor, kaybolanlar. Evet. Aslında çok basit arkadaşlar. Bakın damar duvarı az çok siz de görebiliyorsunuz. Bakın şöyle şurada bitiyor. Medya burası, adventisya burası. Adventisya daha kalın olduğu için bu bir ben. Peki nasıl bir ben? Baktığım zaman şuradaki elastik lambelleri medyada çok yoğun bir şekilde her tarafında gördüğüm için bu bir elastik ben arkadaşlar. Tamam mıyız? Elastik ben. İntima, medya, adventisya. Tabii ki adventisyadan yer alan damarlar arkadaşlar. Şöyle varsa gösterelim. Yine baza bazorum, nerli bazorumla ona takılır. Mesela bakın bir damar. Şöyle baza bazorum. Ufak bir sinir. Nerli bazorum. Ama hani bu preparatlarda çok belirgin olmadığı için burada değil de diğer preparatlarda sorarız arkadaşlar. Ama hani bakın burada da gene bakın damar. Damar gördüm. Baza bazorum. Büyük damarları mesela küçük damarlara baza bazorum. Onları regüle eden sinirler ise, inerme eden sinirler ise arkadaşlar nerli bazorum diyoruz. Şimdi yani geçelim arkadaşlar. Preparatın bakın şu bölgesini yoğunlaşalım. Burası güzel bir preparat. Evet. Sizin de arkadaşlar çok rahatlıkla görebileceğiniz gibi bakın damarın duvarı burası. Koyu bakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tünika intima iç taraf şu böyle pembe yoğun olan pembe arkadaşlar. Medya şurası adventisyon. Gördüğünüz gibi medya çok ince. Adventist'e daha kalın. O yüzden bu bir ver. Peki nasıl bir ver? Ona bakalım.
bunların her biri arkadaşlar iç tarafı döşeye endotel hücreleri. Tek katlıya septikler oluşturuyor. Bunlara endotel hücresi diyoruz. Bakın endotel hücresi. Tamamı şöyle bu endotel hücrenin tutulduğu bazal ve mineralardan orada turunken içme dediğimiz. Şöyle turunken içme. Ama bir tanesini sorarsan endotel hücresi. Tünikal intima, bakın medya arkadaşlar, medyası çok ince, bakın 1-2 sıralı böyle, benlerde 1-2 sıra, düz kas bölgesi var, bakın düz kas çok güzel çıkmış. Tünikal medya, adventisyadan daha ince olduğu için bu bir berk. Tabakası, elastik labeller görünmüyor arkadaşlar, düz kaslar daha yoğunlukta, o yüzden bir musküler berk diyoruz arkadaşlar. Preparatı istediğiniz tarafından bakabilirsiniz, her tarafta da görüntü aynıdır arkadaşlar, bakın. Tabakası çok kalın değil. Medyası ince, adventisyası daha kalın arkadaşlar. Arterlerde burası çok kalın. Tamam mı? Çok kalın. Peki, bu preparat güzel. Şöyle kocaman büyük damarları dedik, besleyen ufak damarları arkadaşlar. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Leydus, vaza, vazoron. Bakın bu preparatları mesela çok belirginse bu preparatlar şu yapının adı nedir diye soralım. Tabana arteriyon bölünmenir yazmayın. Büyük damarları besleyen bu preparatlar için büyük damarları besleyen küçük damarlara bazda vazorun. Sinirlere ise nerdeyip vazorun diyoruz arkadaşlar. Bakın sinir ve damar. Sinir şöyle. Sinir dokusu. Görünüyor mu? Görünüyor. Bakın sinir dokusu. Sinir dokusu, kas dokusu, bağ dokusu. Üç farklı dokunun farklı bir tipte göründe. Bu yüzden burası nerdeyip vazorun. Vaza vazoru, musküler ver. Bir arter, bir ver karşılaştırması arkadaşlar. Şöyle güzel bir kesim. Biz damarları karşılaştırırken arkadaşlar eşleneğiyle yani aynı seviyedeki, aynı segmentteki yapılarla karşılaştırırız. Yani bir musküler arterle elastik bir venin karşılaştırması olmaz arkadaşlar. Onların damar duvarına göre yorum yapılmaz. Musküler arter, musküler venle, elastik arter, elastik venle, arteriyon venimle diyoruz. Küçük arter, küçük venle. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. İki farklı damar yapısı diyoruz. Doğru mu? Doğru. Bakıyoruz şöyle. Şurası damar duvarı. Bakın damar duvarı. Şurası nedir? Adventisya. Şurada adventisya değil arkadaşlar. Burası etraftaki diğer dokular. Yani sonuçta her tarafa bir şeyler koymamız gerekiyor. Damarı kendi içinde izole olarak düşünüyoruz. Evet. Bitiyorum ben sıkarsanız bitirelim. Evet. Bakın arkadaşlar, istediğiniz yere bakabilirsiniz. Damar duvarı, yani tünika medya, adventisyadan bariz bir şekilde çok kalın ve çok tabakalı. Bunlar nereden baksanız 20-25 tane tabaka düz kas hücresi var. O yüzden bugün arter damar duvarı kalın olduğu için tipine de baktığımız zaman düz kaslar çok yoğundu. Liflerin böyle olmadığına, düz kasın böyle olmadığına dikkat ediniz. O yüzden bugün musküler arter. Hadi diyelim ki oradan da anlamadım. Musküler arterlerde ne çok belirgindi? Merdiven elastika interne arkadaşlar. Evet, interne de çok rahatlıkla şurada görebiliriz. Evet, görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın, işte bu liflerin şuradaki merdiven elastikanın her tarafı olmadığı için bu bir musküler arter. Bakın, sadece düz kaslar var. Şu şekilde ondüle yapıları mutlaka damar duvarında bir yoğun bir şekilde görülmesine bir şekilde ona elastik artar girdi. Olmadığı için ne diyoruz arkadaşlar? Musküler artar. Bakın tünika intima. Şurası tünika intima. Tünika medyadayız arkadaşlar. Medyayı görüyorsunuz. Medya. Tünika adventisya. Şu ne olabilir? Eksterne arkadaşlar. Musküler artar. İnternet eksterne aslında çok güzel ve nettir. İşte bu yapılar dediğim gibi şöyle 10 lira her yerde olsa musküler arter. Elastik arter olmadığı için musküler arter diyoruz. Arter bu arkadaşlar. Şuna bakalım. Evet. Bakın arter bu, ben bu. Aradaki farkı görebilir miyiz bilmiyorum. Yani çok net bence. Tünika intima. Şunların her biri endotel hücresi. Tekrar kıyaslı bakın arkadaşlar. Tünika medya. Tünika adventisya. Bakın medya çok ince, adventisya kalın. Ayrıca benlerin damar duvarı incedir. Kalın olması zaten gerekli. Musküler artar olduğu için doğal olarak ne olacak? Musküler ben. Zaten anlamasa da tipine baksam yine musküler ben olduğunu anlıyorum. Evet. Musküler ben. Tekrar ettiğimiz gibi arkadaşlar
büyük damarları besleyen küçük damarlar baz damarları, sinir yapılar desem nervi baz damarları diyoruz. Nervi baz damarları. Etrafta da yanlışlısı var. Arter beni aslında bence anladık. Yani herhalde oldukça bir tane olmuştu diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kapı yerlere. Ne yazmışım? 104 mi? Pardon, 204'e gelmedim. Kapı yerlere gelmeden önce 204 ve 136'yı anlatacağım. Sonra 155'i anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, özel tipte arter, ven ya da kapiler fark etmez. Özel adı geçiyorsa saydığım bu üç tabakada rutin olarak, klasik olarak farklı bir görünüm ya da yapı vardır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arterler normalde arter biliyorsunuz oksijene kan, öbürü de oksijene kanı taşıyor. Bir kere zaten hani bu omurgan kortta bu ters hani bir kere buradan bile özel olduğunu anlıyoruz. Ama biz daha çok histolojik olarak fizyolojik değil. Bu bir göbek organı. Mason trikonu arkadaşlar. İki arter, bir ven var. Bakın. Arter. İki arter, bir ven. Bunun adı umbilikal arter. Bunun adı umbilikal arter. Bunun adı umbilikal ven arkadaşlar. Şimdi bunun özelliği nedir? Özelliği aslında yine aynı ama şöyle bakalım. Özelliği arkadaşlar umbilikal intiması zaten. Medyası şöyle medyayı görüyoruz. İki farklı seyirde kas dizilimine sahip. Normalde damarlarda sürtkilerdir arkadaşlar. Yani damarlarda şöyledir. Şöyle sarar etrafını. Burada bakın dikine gelmiş. Yani bir sürtkiler bir böyle. Şöyle bir etrafı sarıyor bir dikine. Yani iki farklı kas dizilim olduğundan ayrıca kirli kan taşıdığından arkadaşlar bir de bağ dokusu yani kirlikan adventisyası arkadaşlar gevşek bağ doku değil. Embriyolojik arkadaşlar ve embriyonik daha doğrusu müköz bağ dokusu. Hatırlarsanız Bartolo Ceylan'ın perdesi diyordum. Yani bağ doku yerine Bartolo Ceylan'ın kas dokusu arkadaşlar iki farklı seyirde olsun bir özel arter ben grubuna giriyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Özel arter ben ne demek? Yapılardan bir mutlaka farklılık gösterecek. Evet sınavda sorsak 12 arter arkadaşlar. Bartolo Ceylan'ın zaten geçen komitede göstermiştik. Umbilikal ven arkadaşlar. Bakın. Ven ve arter burada bile farklı. Dediğim gibi bağ dokusu yani klinika adventitiyası müköz bağ dokudan oluşuyor. İki arter, bir ven. İki göz, bir ağız. Tamam mı arkadaşlar? Umbilikal arter, umbilikal arter, umbilikal ven diye yazmamız gerekiyor. Bir tane daha özel damara bakalım. Şurada bakın. Central adrenomedullar ver. Aslında bu central dediği içe doğru böyle sentralize oldu. Yani merkezde kalıyor da burada kenarda çıkmış. Central öbek süresi zaten adrenal bez. Central adrenomedullar ver arkadaşlar. Bu bir ver. Şimdi şu vene baktığımız zaman şöyle bakalım arkadaşlar. Vene baktığımız zaman tunika yıkılması güzel. Tunika medyası tamam. Kas tarafında. Tunika adrenomedullar. Burada bir sıkıntı yok. Bu rutin klasik damar görüntüsü. Ama şimdi şöyle mesela içeri baktığımız zaman arkadaşlar tunika intima. Tunika medyada bakın sirküler değil de longitudinal yani farklı seyirde bir dizilim var. Bir de adventitya seyirinde ne var? Buradaki diğer hücreler var. Yani organın diğer hücreleri var. Kromatin hücreleri burası arkadaşlar. Buradan mesela özel ben grubuna geliyor. Ha işte bunların aslında hepsi aynı. Sadece isimlendirmedir. Hani özel bir ben. Anlatabildim mi? Yoksa çok da bir şeyi yok arkadaşlar. Sonuçta o da bir ben. Peki şuraya bakalım. Şu bölgelere bakalım. Yani şurada bakın sadece tünika intiması var. Medya ve adventiste yok. Onun yerine direkt organdaki diğer hücreler gelmiş. İşte bu farklı dizilimden dolayı arkadaşlar bakın medya burada var. Şurada medya var. Burada yok. Burada direkt organın hücreleri gelmiş. Yani bu görünümden dolayı ona özel ben demişler. Adı da central adrenomedullar ver. Peki, kapilerler nasıl görünüyor ona bakalım. Kapiler arkadaşlar normalde bir tane epidürsün içine geçebildiği yapılar. Şunların hepsi kapiler arkadaşlar. Bunlar pencereli kapiler. Kesintili kapiler bakın şöyle. Şurada endotel hücresi var. Bunlar endotel hücresi. Benimledi. Bunlar biraz normal kapilere göre geniş arkadaşlar. Kapilerden organa özeldir.
Tamam arkadaşlar. Kapilerler bulunduğu organa göre pencereli, penceresiz, kesintili, kesintisiz olarak ayrılırlar. Kapiler. Evet. Sorarsak kapiler diyebilirsiniz arkadaşlar. Şunlar kapiler. Bunlar biraz geniş kapilerler. Geçebilirsin arkadaşım. Sen misin tanısın? Tamam geç. Karaciğere bakalım. Karaciğerde bir kere arkadaşlar sinüzoidler var. Biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. Bu prevent ikinci koordinatı. Bu komple göstereceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın şurada gördünüz. Çıkmamla dolu olan kapilerler. Bunlar standart kapilerlere göre biraz daha geniş kapilerler arkadaşlar. Şurada bakın kapiler. Kapiler sadece tonika intimadan oluştuğu için izole olarak tek başına bir kapiler görmek zordur arkadaşlar. Genelde organ içinde bulunur. Evet şunlar kapiler arkadaşlar. Aradakiler kapiler. Bir tanesini sınırı çizebilir misin? Bir tanesini sınırı çizebiliriz tabii ki. Şu gördüğüm boşluğun sınırı. O kadar. Bir tane daha güzel varsa gösteririz. Başka ne varsa gösteririz. Aslında şu enine kesik olsa daha iyi olur. Diğerinde çok daha güzel görünüyor. Evet kapilerlerimiz şu kadar. Bakın mesela şöyle sınırı. Şurada bak tek katlı yasayan detay var. Şöyle geliyor. Ya da şöyle geliyor. Sorduğumuz zaman kapiler diyebilirsiniz. İsterseniz sınırını burada çok net bir şekilde gösterebilirim. Mesela bir tane kapiler. Sadece tünika intiması var. O da endotelden oluşuyor zaten. Başka hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar. Kesintili, kesintisiz falan filan olan biraz teorik biliyor. Burada hangisi kesintili? Yani teorik olarak biliyoruz da hani histolojik olarak biliyoruz. Son preparatımız duodenum. Burada bir genel toparlama yapalım arkadaşlar. Bir bakalım duodenum. Bunları da göstereceğiz tekrardan hepsini size. Şöyle şurayı. Burada kapiler varsa gösterin. Çok güzel kapilerler var normalde biliyor musunuz? Böyle hakikaten gördüğünde diyorsun ki ya bu gerçekten böyle tam kapiler. Onun için biraz zor ama yani organda yakalamam. İçinde böyle sadece bir tane eritrosit. Bir tanecik. Onu en güzel nerede görebiliriz? Aslında gördünüz ama tadılandırıcı olan anlatmadığınız için hatırlamıyorsunuz da büyük ihtimalle. Çok güzel bak hocamız söyledi. Fetal kapilerlerinde görebilirdik. Ama konumuz olmadığı için anlatmadık. Evet. Şimdi yani plasentada çok güzel görünüyor arkadaşlar. Fetal kapilerler belki hatırlarsınız. Evet. Şurada organımızın arkadaşlar şu kısmına bakıyoruz. Şurasına bakıyoruz. Tamam mı? Bakın burada kocaman bir damar var. Evet. Bilgisayar biraz yavaş. Evet. 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 Gösterdiğin yapımı olabilir. Nasıl bir arter? Müsküler arkadaşlar. Zaten kalpten çıkanlar dışında elastik yok yani diğer taraflarda. Bu dedem olduğuna göre elastik koymaya gerek yok. Zaten müsküler. Evet. Bir mesela de damarı çok geniş. Bak burası medya, burası adventisyen. Şurası tınika intimada. Çok fazla sayıda nereden baksanız 15-20 tane rahat vardır arkadaşlar. Bu damar var. Geniş bu bir müsküler arter. Bu arkadaş müsküler arterse onun yanındaki ne oluyor? Müsküler. Ben çok güzel evet. Bak bu grup iyi. Tamam mı? Müsküler ben. Şu ne olabilir? Küçük arter. Küçük arter mi arteri olur? Küçük arter. Küçük arter. Küçük arter ve arkadaşı arteriyon. Küçük arter şu. Küçük arter, arteriyon, venül, bak venül, bunların hepsi venül. Ya büyütebilir miyiz biraz? Biraz daha büyütebiliriz evet. Hocam venülle kapileri nasıl ayırıyorsunuz? Kapiler içinden sadece bir tane eritrositin geçebildiği yapıdır arkadaşlar. Tamam. Burada gördüğün gibi bir sürü eritrosit geçebilir. Evet. Arteriyon. Küçük arter, küçük venül arkadaşlar, küçük ben özür dilerim, küçük venül diyorum. Küçük venül, büyük ver arkadaşlar, küçük ver, arkadaşlar, küçük arter, küçük ver, arteriyon, tamam mı? Venül arkadaşlar, venül, bakın venüler biraz daha ince ve geniş. Arteriyon biraz daha yuvarlak. Evet, bakalım başka alanlara.
Bir tane güzel kapiler gösterirsen, yani görürsen daha doğrusu göstereceğim arkadaşlar. İçinde sadece bir bunu olabilir. Arteriyon arkadaşlar, küçük venler, bakın küçük venler. Arteriyon yanından çıkmalı, çıksaydı onu göstereyim. Venil, bakın venil arkadaşlar, veniller. Ama hani bir sırada bak şu olabilir belki ama çok net değil. Tam güzel böyle. Sadece bir tane eritrosit yakalanması lazım. Belki şu umarım. Ama tabii sizin bunu biraz görmeniz zor. Bu bir kapiler arkadaşlar. Bir tane endotel hücresi var ve bu kadar. Bir tane endotel hücresi. Ama bunu görmeniz biraz zor olabilir arkadaşlar. Sen çok şey, yani bizim gözümüz aşırı olduğu için ben rahat şey yapabilirim ama sizden o kadar yüksek. Şurada da gerçi. Evet. Evet, papiler arkadaşlar. Ama hani biz içinde bir tane böyle bir turist olsa çok daha güzel olurdu. Şu papiler nasıl geçecek arkadaşlar. Evet, genel olarak böyle. Anlatabildik mi arkadaşlar? Preparatları anlayabildik. Arter, ven, kapiler nedir? Bence oldukça net arkadaşlar. Serbest çalışmaya geçebilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu vurmazdım çünkü bu tam video. Yani bunu eksik anlatmıyorum.